Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu dört haslet sahibi cennette köşklere kavuşur. Bir, günahını mütakip istiğfar etmek. İki, mesela bir iyilik yaptın. Elhamdülillah Rabbim nasip et diyeceksin. Allah'a hamdolsun bir iyilik yaptım. Mutlu olacaksın. Peşine musibet gelince inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere hanesine girdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Birkaç şey tekrar etti. Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah ne oldu? Dedi ki, ya Ayşe, elime kıymık battı. Biz anca biri ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Peşine tevhid ehli olmak. Tevhid ehli. Maalesef şu anda bu zamanda tevhid ehli deyince birileri bunu tekeli altına almaya çalışıyor. Vahabiler. Tevhid ehli olmak. Biz tevhid ehliyiz. Bunlar müşrik, bunlar bilmem ne. Maalesef, ama maalesef şu ülkede Halis Bayancuk parlatıldı. Kod adı Ebu Hanzala denen şahıs maalesef parlatıldı. İşte neyse, oralara çok girmeyeyim. Son zamanlarda Twitter'da, sağda solda, her yerde maalesef bu daha düne kadar önüne gelene müşrik, kafir, zındık diyen şimdi ponçik ponçik gezen bir adam oldu. Evet. Şimdi bak da bunları inkar edecekler. Şimdi yine saydıracaklar. Şaşırmam, umurumda değil. Abi adamı Akit TV'ye çağırdılar. Zaten geçen Akit TV'ye ben saydım. Akit TV bunların merkez üssü. Akit TV Vahabilerin merkez üssüdür. Net. O gün Cübbeli Hoca'nın neredeyse burnundan getirmeye çalışan Muharrem Efendi Hanzala'ya ponçik ponçik sorular soruyor. Hemen böyle yarım yamalakta bir cevap olsa konu kapatılıyor. Cübbeli Hoca'ya resmen FETÖ'cü dedi. Şey, ben dedi FETÖ'yü söverken, saydırırken siz dedi FETÖ'yü dedi savunuyordunuz dedi. Aynen bunu söyledi Cübbeli Hoca'ya. E sen şimdi niye Halis Bayancuk'a gelince böyle hani alttan almalar falanlar, böyle övmeler, pohpohlamalar yapıyorsun? Şey de izlemedim, dedim bereketi kaçmasın. Bilgisayarın dedim, ekranın bereketi kaçmasın. Video izlemedim ama her sağda solda paylaşıldığı için böyle gözümüze çarptı. Abi düne kadar oy kullanan herkes kafir diyen, zındık diyen, müşrik diyen, baktım eviriyor, çeviriyor. Aslında böyle işte tek tek değil de diyor. İşte böyle sistemle böyle kem küm, ne oluyor? Ya düne kadar memlekette Müslüman yoktu be size göre ya. Ne oldu televizyona çıkınca yumuşadın? Abi bak, Ömer Faruk Hoca ile yapılan o münazarada da aynısını söyledim. Şu an dedim tamamen takiye yapıyor. Halk kahramanı olmaya çalışıyor. Milletin gözünde bak, aha, zaten yorumların çoğu neydi? Ben onunla da kızdım. Aha, ne kadar yumuşak adam. Bak ne kadar kibar konuşuyor. Ya düne kadar sen Ömer Faruk Hoca'ya müşrik, zındık, kafir diyordun. Ne oldu hocacım diyordun orada. Aynısını Akit'te de yaptı yine. Her önüne gelene kafir, zındık diyen adam kerevites yapıyor. Düne kadar milleti tekfir ediyordun. Şimdi şey yapıyor böyle, hani dolaylıyor. Dolaylı yoldan. Hani direkt bodozlama diyemiyor. Bazen de tam bir re yapıyor. Bazen işte sistemdi, yok falan da filan. Ne oldu ya abi ya? Hani ne oldu? Ama size bir şey söyleyeyim, gerçekten bunlar çok sıkıntılı. Şu anda ya dedim ya, ben sohbet günleri Twitter'ı kontrol ederim. Yine adam popüler yapmaya çalışıyorlar. Halk kahramanı yapacaklar adamlar. Gerçekten bak. Şu anda mesela herifin kürsüsünden tekfir ettiği, müşrik dediği, bilmem ne, ne kadar adam varsa, bak ben şu kadar da açık konuşuyorum. Büyük de konuşabilirim. Bu son videolarında Cübbeli Hoca'yı çok sardı. Hatta müşrik, kafir, zındık falan komple dümdüz gidiyor. Karşısına gelse direkt bunları yüzüne söyler mi? Söylemez. Niye? Çünkü direkt derse milletin gözünde şey oluruz. Böyle lafı dolandırır. İşte böyle bu, böyle yaparsanız böyle olursunuz. Bunu derseniz böyle olursunuz. Ya bak, adımdan ne kadar eminsem bundan da bu kadar eminim. Çünkü zaten dedim ya, düne kadar askere, polise, öğretmene, oy verene, herkese, imama kafir diyen, zındık diyen, hem de normalde de böyle ekbere kafir, yani hani önde gideni diyen adamlar biraz böyle göz önüne geldiği zaman ponçikleşti, kibarlaştı. Dedim ya, hani en çok burada Ebu Hanzala'nın şeyi versiyonu ne oldu abi? Adam çok kibar. Ne kadar yumuşak konuşuyor. Ne kadar naif konuşuyor. Aa, ne kadar iyi bir adammış bu ya. Bir Cübbeli'ye bak diyor. Bir de diyor Halis Bayancuk'a bak. O Muharrem de geçen gün kıyaslama yapmış. İşte Cübbeli Ahmet'le
Halis Bayancuk işte biri Akit TV'de biri Habertürk'teydi. Halis Bayancuk'un bizim canlı en daha fazla izlenmiş. Takiye yapıyor. Alakası yok. Cübbeli Hoca'nın yayını onu katladı katladı. Ezdi parçaladı. Bak görüyor musun nasıl bak. Ne oldu Cübbeli Hoca'ya sen hocacım diyordun Muharrem ne oldu? Ne oldu şimdi Ebu Hanzala denen Vahabi'yle ona buna kafir müşrik zındık diyen adamla ne oldu abi? 3-4 sene oldu ben bunu söyleyeli. Akit TV'den uzak durun dedim. Cübbeli Hoca geçen sohbette bana genelleme yapma dedi ama tabii dedi genelleme yapmayalım dedi böyle bana. İsim vermedi ama direkt bana dedi. Kesin bana dedi. Gözüm içine bakarak söyledi. Akit TV'nin geneline yaymayalım dedi bunu. Ben geneline yayıyorum. Niye geneline yayıyorum biliyor musun? Akit TV'nin önde gelenlere bu adamdan şeye mesela izin vermese Muharrem çıkartabilir mi? Hayır. Kanalı sahibi izin vermese Muharrem çıkartabilir mi abi? Yok. Şimdi bana dernek başkanı buraya gelme dese ben gelebilir miyim? Gelemem abi ne işin var? Dernek başkanı beni istemiyor derim. Ne işin var abi ben gitmem. Bana ne? Adam beni burada görmek istemiyor. Ama onların da işine geliyor. Bu geçen bize bir iftira oluyordu biliyorsunuz. Akit TV bize beni arıyor yana yana. Hüseyin Çevik Hoca ile röportaj yapmak istiyoruz. Tabii. Yapar mıyım? İşim olmaz abi. Ne yapacaklar? Rating yapacaklar. Rating. Tabii. Hüseyin Çevik şu anda gündemde. Biz bunu çağıralım. Bir rating patlatalım. Adamların derdi rating zaten. Cübbeli Ahmet Hoca'yı çağırmanın derdi rating. İhsan Şanacak Hoca'yı çağırmanın derdi rating. Ama Hanzala'yı çağırmanın derdi rating değil. Kesinlikle değil. Çünkü bir adamın avukatını çıkartmak, Hanzala masum demek, onun suçu yok demek, iftira atlar demek, hiçbir delil yok, bu adamın hapiste ne işi var demek. Habercilik böyle olur mu abi? Ben böyle bir haberci duymadım. Haberci ne yapar abi? Haberi sunar. He desen ki Halk TV'deki o Ece miydi o neydi o? Ece Üner. Ece Üner zaten dümdüz gidiyor zaten. Bodoz ama o. Bu zaten o haberci falan değil o. O bildiğin koyu, o yolun yolcusu. Gelene gidene dümdüz sövüyor. Bu. He Ece Üner sen bilmiyorum. Aynı kafadaysan bilmiyorum. Yani konuşacak çok şey var. Rabbim Celle Celaluhu bunları bu ülkeden def eylesin. Amin. Amin. Heh. Madem ki burası ne diyorlar buraya? Ne küfür yurdu değil mi? İlk başta ne diyorlardı burası? Cuma namazı kılınmaz diyorlardı. Ne diyor? Küfür. Darül Harp diyorlardı. Ondan sonra Darül Harp'ten vazgeçtiler. Darül Küfür dediler. Dediler kardeşim harp marp yok. Ne harpi dediler. Sonra kıvırmaya çalıştı. Sonra Darül Küfür. Küfür yurdu dediler. Türkiye küfür yurduymuş. Müşrik ülkeymiş. Bunlara göre. Rabbim Celle Celaluhu bunlardan bize uzak eylesin. Amin. Amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله